duruşun, bu şekilde olsun. Size başlayalım. Evet sevgili Yeni Bakış Web gazetesi web yani izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bugün yine toplum ve aile konusunu toplum ve aile programında toplumumuzu aydınlatmaya devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız. Bize toplumun sağlığı gıdalarımızla ilgili konularda aydınlatacak. Hoş geldiniz Mehmet Bey tekrardan. Bizi kırmadınız, geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Bizi konuk ettiğiniz için. Tabii ki. Toplum ve aile tabii önemli. Evet, evet çok önemli. Tabii gıda sağlığı, toplumun tarımsal üretimde, bunun içerisinde. Kesinlikle. Birebir, bir bütün şeklinde. Evet, evet. Ülkemizdeki gıda güvenliğinin durumu nedir Mehmet Bey? Bundan bir başlayalım isterseniz. Evet, şimdi ülkemizdeki gıda güvenliğine baktığımız zaman özellikle bundan yaklaşık 2004 öncesi ve sonrası olarak nitelendirebiliriz. 2004 yılı bir milattır. Çünkü Avrupa Birliği çalışmaları 2004 yılı ve sonrasında başlandı. Ve 2004 yılından evvel ülkemizde hemen hemen yok denecek kadar az zebze ve meyveler üstüne analizler yapılıyordu. Kanıt analizleri yapılıyordu. Ve bunlar tabii çok çok az miktarlardaydı. Ve toplum bu bilinçte değildi. Bir tek işte hormonlu mu, hormonsuz mu diye halk arasında konuşulan konular vardı. 2004 yılı geldikten sonra Avrupa Birliği ile başlayan özellikle uyum çalışmaları neticesindeki uzmanlarla yapılan görüşmelerde gıda güvenliğinde bazı aksaklıklar olduğu ortaya çıktı. Ve bunları nasıl iyiye götürülebilir diye çeşitli çalışmalar yapıldı. Bunun içerisinde tabii en önemli noktadan bir tanesi üretilen tarımsal ürünlerin yani yaşmayı ve zepsinin analizleriydi. Laboratuvar buna göre kendini geliştirdi. Yeni makinelerle AYT olma noktasına kadar geldi ve belli bir seviyeye kadar geldi. Ve bugün artık günümüze baktığımızda her hafta tarladan alınan numuneler, yaş ve meyve zepsi numuneleri, laboratuvarlarda tahlilleri yapılıyor ve cuma günü gerek internet ortamında gerekse gazetelerde yayınlanıyor. Her cuma günü ve cumartesi günü gazetelere çıkıyor. Tabii yurt dışından gelen her türlü meyve zepsi de bu analizlere tabi oluyor. Giriş kapılarımız var. Bir Girne bölgesinde özellikle serbest liman derim, turizm limanının olduğu bölgede. Orada bir tarım teftiş birimimiz var. Orada da herhangi bir yaş meyve girişi olduğunda gerek kamyonlarla gerek konteyner bazlı bakılabiliyor bu numunelere. Tabii bu yeterli mi? Tabii toplum açısına baktığımızda çok daha yeterli değildir. Çünkü özellikle her zaman her hafta aşağı yukarı analizlerde limit üstü kanıtlarına çıktığını görebilmekteyiz. Yani bunların üstüne daha fazla gitmemiz ve daha fazla bilinçlenmemiz gerekir. Tabii bir de toplum açısından baktığımız zaman cuma günü yayınlanan bu verilere örneğin X üründe limit üstü kalıntı diyor ya da temiz diyor. Kalıntı çıkan ürünler gazetelerde o şekilde manşetlerine çıkıyor ki işte örnek atıyorum X üründe zehir ya da ilaçlıdır. Bunların tabii analizleri yapılıyor. Yani yapılmayan bir durum söz konusu değil. Yapılıyor ki bu analizlerin sonuçları halkla paylaşılıyor. Yani yapılmasa zaten hiç kimse haberdar olamayacak. Fakat gazetelere baktığımızda ve sosyal platformlara baktığımız zaman birçok kişinin eleştirilerini görüyoruz. İşte bizi zehirliyorlar. Ama sonuçta bunlar tespit yapılıyor. Tabii bunların daha da ileri boyutlara gitmesi gerekir. Ve arzu ettiğimiz noktalardan bir tanesi de özellikle ülkede üretilen ve ithal edilen tarımsal ürünlerde kesinlikle limit üstü ilaç kalıntısının çıkmamasıdır. Bu bağlamda önemli adımlar atılması gerekir. 2004'ten bu tarafa çok adımlar atılmıştır ama yeterli mi? Bize göre değil. 2016'nın sonunda bilindiği gibi devlet laboratuvarı yanmıştır. Ve şu anda veteriner dairesinin gıda referans laboratuvarının altında çalışmasını devam ettirmekte. Tabii kapasitelerini geliştirmeleri gerekir. Daha fazla numune sayısı işlemeleri gerekir. Daha fazla analiz miktarını arttırmaları gerekir. Bu konuda da altyapı eksiklikleri var tabii. Yeni bir laboratuvara ihtiyacımız olduğunu buradan tekrar ifade etmek istiyoruz. Çünkü gıda sağlığı bütün toplumu etkileyen en hassas noktalardan bir tanesidir. Kesinlikle. Bu noktalarda da mutlaka hızlı bir şekilde adım atması gerektiğini düşünmekteyiz. Evet. Tabii gıda güvenliği konusunda insanlarımız artık geçmişe nazaran çok hassas oldular. Çünkü günümüzde birçok yediklerimizin, içtiklerimizden kaynaklı. Tabii bunlar yalnızca tarımsal ürünler değil, meyve zepsi değil. Bunun yanında da birçok yenilen, içilen, işlenmiş gıda ürünlerinden kaynaklı rahatsızlıklar söz konusu oluyor. Ve nedenlerin birçoğu da genelde meyve zepseye bağlanıyor ama bunun yanında işlenmiş ürünler de tabii söz konusu. Bunun yanında süt ürünleri de vardır, et ürünleri vardır. Yani bunlar da
bunlar içerisinde bir bütün olarak değerlendirmesi gerekir. Ama toplumumuzun daha fazla bakış açısı sebze meyve yönündedir. Yani ettir, süttür ya da işlemiş gıdalardır. Bunları ayrı bir noktada tutuyorlar. Şimdi bir örnek vermek gerekirse, bazı marketlerde işte örneğin domates satılıyor ya da salatalık satılıyor. Ve onların üstünde, ambalajların üstünde arı resmi var. Hormonsuzdur deniliyor. Ve bazı tüketicilere soruyorum, neden bunu alıyorsunuz? Çünkü diyor bu sağlıklıdır ve ilaçsızdır. Ha, hormonla ilaçsız noktası farklı bir şeydir. Hormonsuz demek, ilaçsız demek değildir. Güzel. Ve dolayısıyla bunun bilincinde de alışveriş yapmaları gerekmektedir. Tabii dünyada bu işi nasıl çözdüler, nasıl daha sağlıklı meyve sebze tüketimine gittiler, bunlara da bakmak lazım. Özellikle gelişmiş ülkelerde büyük market zincirleri sertifikalı üretime geçti. Yani bir kişi herhangi bir ürün ürettiği zaman bunun tüm aşamaları kayıt altına alınır. Ve uluslararası düzeyde sertifikasyon şirketleri gelip denetimlerini yapar, analizlerini yapar ve markete o sertifikalarla beraber tüketicinin tüketmesine sunulur. Ve bu şekilde de devlet aslında yükünü de bir miktar ortadan kaldırmış olur. Ve devlet bir tek kontrolcu noktada kendini görevli olarak hisseder daha rahat şekilde. Yani şu anda devlet her noktanın içerisindedir birebir. Tabii bu kadar büyük bir üretim alanında her yere yetişebilmesi mümkün değildir. Şimdi ülkemize baktığımızda yaklaşık bugün özellikle sebze meyve üretimi yapan 3.500 kişilik bir grup vardır. Tabii bunların bir kısmı küçük üreticiler, bir kısmı da büyük üreticiler. Tabii bunlar Narinciye'den başlayarak büyük üretim alanlarından enginardır, patatesdir, seracılıktır ve açıkta zepseciliktir şeklinde sıralanabilir. Bunlar hepsi tabii sofralarımıza geliyor. Sofralarımıza gelirken de dediğim gibi büyük bir kısmı rastgele sistemde analizleri yapılıyor bunların. Ama alanlar artık bizim tamamen kontrol altına alıp sertifikalı üretime geçmemiz gerekmektedir. Şu anda eğer bizim ülkemizde sertifikalı üretim var mı? Var. Yalnız iç piyasa için değil, dış piyasalar içindir. Nerede vardır? Şimdi özellikle Global GAP dediğimiz bir sertifikasyon sistemi vardır. Dünyada da uygulanan. Bizim ülkemize ilk 2008'li yıllarda geldi. 2008'li yıllarda nar ve patates üreticileri Global GAP'a geçti. Bu sertifikayı aldılar. Narcılar şu anda devam etmektedir. Ve bu sertifikayla beraber yurt dışına ürün satabilme fırsatını yakaladılar. Evet. Çünkü bu sertifika aynı zamanda birçok özellikle Avrupa'daki marketlerin girişinde olmazsa olmaz bir belgedir. Yani diplomatik pasaporttur. Ve 1994 ABAD kararlarından sonra ilk kez yurt dışına biz meyve satabildik. Ve ilk yıl nardır. İki yıl evvel de Narinciye ürünleri bu sertifikayı aldı. Narinciye'yi de çeşitli ülkelere sokabildik. İşte bunların içerisinde Hollanda ve İngiltere'de var. Yani 1994'ten sonra ilk kez bu başarı sağlandı. Güzel. Tabii bu başarının sağlanabilmesinin en büyük nedeni bir tanesi bir sertifikasyon, kalite ve fiyatın tutması. Bunlar tuttuğu şekilde hiçbir sıkıntı olmadan ürünlerimizi biz yurt dışına satabiliriz. Tabii işte de çeşitli sertifikasyon sistemlerimizi, iyi tarım uygulamaları dediğimiz sertifikasyon denetlemelerimizi ve sistemlerimizi kurmamız gerekmektedir. Eğer bunları da kurarsak daha güvenli bir şekilde insanlarımız alışveriş yapabilir. Yapabilecekler. Bir örnek yani daha vereyim size bu konuda toplumsal olarak. 2016 yılında lavatuvarımız yanıyor. Lavatuvarın yanmasıyla beraber her gün gazetelerde manşetler. İşte yediğimizi içtiğimizi bilmiyoruz. Doğru bir şey. Evet, yani bir tahlil yapılmazsa, herhangi bir lavatuvar çalışmazsa bunları kimse bilemez. Ama tabii bazı kişiler de televizyon programı geze geze bunları çok kötü şekilde insanlara anlatılıyorlar. Ve insanlar artık büyük bir tedirginlik içerisinde, büyük bir stres içerisinde. Aslında bizim stres de çok büyük bir zarardır. Doğru. İnsan sağlığı açısından. Bizim ülkemizde de kanser vakalarının sayısı gerçekten nüfusumuza oranla çok fazla. Evet. Hani hazır burada konuyu konuşurken, bu kanser vakalar tabii ki her türlü hastalık genetiktir ama inanılmaz bir fazlalık var son yıllarda. Evet. Acaba bu yediğimiz ve içtiğimiz sadece hormon değil, biz hormon diye düşünürken şimdi önemli bir şey daha söylediniz. Evet. Hormonlu olmayabilir ama bu ilaçsız olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Acaba bu yediğimiz, içtiğimiz tarımsal gıdaların veya etsel veya sütsel etkisi var mıdır, etkeni var mıdır? Tabii mutlaka vardır. Sen bunlar yani çeşitli bilimsel çalışmalarla çeşitli bölgelerde yapılıyor. Örneğin bugün dünyanın en büyük tarımsal ilaç üreticilerinin bir tanesi. Özellikle geçenlerde Amerika çok büyük bir mahkeme sonucunda milyonlarca dolarlık tazminat ödedi. Ve bu da kanserle ilişkili oldu. Bit ot ilacı,
firması. Ve dolayısıyla yani özellikle tarımsal yani ilaçlar birebir etkilidir. Tabii yani bunun yanında kansere neden olan etkenleri tabii uzmanlar daha iyi biliyor ama söyledikleri kadarıyla birçok çevresel faktörler de vardır. Yani yediklerimiz, içtiklerimiz, meyveler, sebzeler bunlardan bir tanesi mutlaka. Evet. İşlenmiş gıdalar bunlardan bir tanesi. Bunun yanında hayat tarzı, hareketsizlik ya da dışarıdan solduğumuz hava, evet, egzoz dumanları olsun, hep bunlar birebir etken. Evet. Ya da toprağın içerisinde var olan ağır metallerin meyvelere, sebzelere geçmesi. Evet. Hepsi toplu şekilde etkendir. Dediniz ki işte bazı sertifikalı ürünler yurt dışına satılıyor ama evet, bizim ülkemizde iç piyasaya hiçbir sertifika veya sertifikalı ürün sunulmuyor. Yani global GAP bağlamında yok. Organik tarım konusuna da değineyim. Hı-hı. Organik tarım konusu ülkemizde 2005 yılında başladı ve 130 üreticiler çıktık biz. Ülkedeki üretim bağlamında. Tabii o devirlerde üretim yapan kişilerin birçoğu idealist kişilerdi. Hı hı. Ve bu kişiler işte emekli ayrılan kişiler ya da bir şeyler toprakla uğraşmak isteyen kişilerdi. Yani çok böyle tarımla da birebir ilişkili kişiler değildi. Tabii organik tarım zor. Özellikle girdi sağlamada bazı zorlukları vardı. Ya da herhangi bir zararlıdan mücadelede sıkıntılar vardı. Bilinçsizlikleri vardı. Bu sayı tabii daha sonra düzgün şekilde organizasyonları da yapılmamasından dolayı bu sayı 12'ler 13'lere düştü 2000'li 10'lu yıllarda. 2012 yılında tekrar bir ivme kazanarak belli grupları eğiterek belli bir noktaya getirilmeye çalışıldı ama sürdürülebilir noktaya maalesef organik tarım konusunda gelinemedi. 2018 yılında ise şu anda organik tarımla ilgili sertifikalı bir üreticimiz maalesef yoktur. Yok. Bazı çalışmaları var. Hı hı. Tarım Bakanlığı'nın bir çalışması var. 3 tane sertifikasyon kuruluşu yıllardan sonra ilk kez ülkemizde kuruluyor. Kuruldu da daha doğrusu. Onlar faaliyetlerine başlamak üzere. Ama şu anda organik tarımla ilgili herhangi bir ürünümüz yoktur. Yok. Şimdi buradan da tabii şunu ifade etmek istiyorum. Bir ürünün organik olup olmadığını nereden anlıyoruz? Üstünde eğer bir sertifika ya da logosu varsa organik demektir. Hı. Eğer sertifika logosu yoksa organik bir üretimden gelen bir ürün değildir. Yani herhangi bir kişi derse benim ürünüm organiktir. Onun sertifikası olması lazım. Olması eğer yoksa kesinlikle değildir. Anladım. Çünkü bu sertifikasyonları alabilmek için birçok işlemler ve kuralları vardır. Hı hı. Ve bunlar tabii gelinip denetlenir uluslararası düzeyde bağımsız kuruluşlar tarafından ve analizleri yapılır çeşitli zamanlarda ve çeşitli tekniklerle ve onun sonucunda verilir bu sertifikalar. Ama bugün baktığımız zaman ülkemizde maalesef istediğimiz, arzu ettiğimiz bir düzeyde değil. Bundan sonrası gelişmesini düşünüyoruz. Tabii sevindiren bir nokta da bu konuda 2018'in Mayıs ayında ülkemize organik tarım yasası geçti. Hı. Bu iyi bir şey. Daha evvel herhangi bir yasamız yoktu ve herkes ürünü organik diye pazarlarda ya da köylerde satma noktasına gidiyordu. Hı. Şu anda bir yasa var ve bu yasada organik olmayan bir ürünün satışını gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır. Ve herhangi bir şüpheli bir durum olduğu takdirde de Tarım Bakanlığı, Tarım Dairesi bu konuda gerekli girişimi ve gerekli cezayı uygulamayı yapmaktadır. Yani bu da sevindiricidir. Çünkü tüketici mağduriyeti de oluşmaktadır. Toplumda ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesidir. Evet. Çünkü herkes sağlıklı tüketmek ister. Çocuğuna özellikle sağlıklı meyve, sebze ya da yumurta ya da süt ya da süt ürünü vermek ister. Tabii fırsatçı bazı kişiler der ki bizim işte tamamen doğaldır, organiktir. Herhangi bir sertifikası da yoktur bu kişilerin. Bu hem madde olarak hem de tüketici mağduriyeti olarak istemeyen sonuçlara doğurabilir zaman içerisinde. Evet, buna da dikkat etmemizde tabii, fayda kesinlikle var. Organiktir diyenden organik olduğunu düşünmemeliyiz. Tabii, yani sertifikayı sorgulamak lazım. Hatta biz ilkokullarda şöyle yapıyoruz. Peki bir şey sorayım, evet, çok aklıma gelmişken. Ülkemizde sertifikalı organik ürün yetiştiren ticaret ziraatçımız yok. Ama organik olarak satılan ürünler var. Var. Peki bunlar yurt İtalya'da dışından... Geliyor. İtalya'da geliyor. İtalya'da geliyor. Yani şimdi ülkemizde artık çeşitli noktalarda organik shoplar, organik var, dükkanlar açılıyor. Bu sevindirici. Evet. Bunlar ithal ürünler o zaman. Bunlar tabii birçoğu ithal geliyor. Çünkü dediğim gibi geçen yıldan itibaren karar verildi organik tarımda. Yeniden yapılandırması noktasında. Ve şu anda olan marketlerdeki ürünlerin hepsi ithal ürünlerdir. Çünkü ülkemizde sertifikalı tabii. Sertifikalı olması değilse, gerekir. Sertifikalı değilse normal konvansiyonel tarımdan gelen ürünlerdir. Ürünlerdir. O da bilemiyoruz ne kadar organik olduğunu. Tabii. Peki Mehmet Bey, tarımın ülkemizdeki sosyal boyutu nedir? Yani yaş gibi. Evet. Şimdi ülkemizde sosyal boyutuna baktığımız zaman hemen hemen toplumun birçok kesiminden birçok kişi tarımla uğraşıyor ya da uğraşmak istiyor. Tabii biz üretici sayısına baktığımız zaman ülkemizde
kayıtlı 12 bin tane üreticimiz var. Yani 12 bin tane üreticiye baktığımız zaman bunlar bir dönümde üretici kategorisine koyuyoruz. 4 bin 5 bin dönüm ekini de üretici kategorisine koyuyoruz. Şimdi bizim en büyük sorunumuzlardan bir tanesi ölçeklerimizin küçük olması. Yani üretim alanlarımız küçük, ölçeklerimiz küçük. Birçok insan da bu faaliyetlerin içerisinde. Fakat sosyal bağlamda baktığımız zaman özellikle birinci iş olarak, yani tamamen geçincesi olarak bu işi yapan kaç kişidir? Yani bizim yaptığımız çalışmalarda, geçmişte yaptığımız bazı çalışmalarda, yani bu sayının 4500 kişi olduğu telaffuz edilir. Ama tabii bunların da kendi içerisinde baktığımız zaman, yani farklı noktalarda da dışarıda iş yaptıkları, yani adam marketi varken tarım yapıyor ya da hayvancılıkla beraber atıyorum, X bir yerde de işliyor bir şekilde. Ha, sırf salt olarak tarımsal üretim yapan sayıda 1300-1400 kişi olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu bakıldığı zaman yani ülkemiz açısından esas profesyonel olarak bu işi yapanlar açısından düşük bir miktar. Ama 12 bin kişilik de bir üretici grubu var. Buna baktığımız zaman da herkes bir şekilde ilişikli. Yani her aile bir şekilde ilişikli. Şimdi şöyle örnek vereyim. Mesela Güzelt bölgesine baktığımız zaman 2600 tane narinci üreticisi var. Bunların yaşlarına bakıyoruz hep 60'ın üstü. Yani baktığımızda hep 60 yaşın üstünde olduğu için çok da ekonomik boyutta bir faaliyet yapamıyorlar. Verimlilik de düşük. Ağaçlar baktığımız zaman yaşlı. Sular tuzlanmış yıllar itibariyle. Sular azalmış. Ve tamamen bir döngü sağlayamıyorlar. Ve ikinci bir iş olarak yapılıyor. Ya da emekli maaşı var ama bunun yanında narinci üretimi yapılıyor bu kişiler. Ülkemizde zaten en büyük sorunlardan biridir narinci üretiminde. Üretiminin artışında yıllara göre düşüşün olması. Tabii. Demek ki bunlar da bir etkenidir. Tabii etkendir. Şimdi nedir? 60 yaşındaki bir kişinin ya da 65 ya da 70 yaşındaki kişileri de var tabii. Çok görüyoruz. Yani seminerler yapılıyor. Dönüyorum bakıyorum arkaya. Genç yok denecek kadar az. Çünkü sektörden para kazanılmıyor. Evet. Para kazanılmadığı için de pek sektöre giren talep kişi yok. Olmuyor. Bir de tabii miras yoluyla bölümlemeler var. Mesela nereceye ilk verildiği zaman 74'ten sonra 15 dönüm olarak verildi. Bu ikiye bölündü, üçe bölündü. Onlar yine çocuklarına bölmeye çalıştılar ve dolayısıyla dönümler düştü. Yani ekonomik bir faaliyetten de uzaklaşmaya başlandı. Daha çok böyle hobi amaçlı gibi olmaya başlandı. Tabii ev ekonomisine bir katkısı mutlaka vardır. Ama ana geçince olarak çok da büyük bir devirdayım yapamıyorsun olmuyor bu konuda. Evet. Yani o şekilde sıkıntılar var. Yine hayvancılık sektörüne bir bakalım. Hayvancılık sektöründe yaklaşık 850 civarı büyükbaş hayvan üreticisi var. Bunların bazılarla özellikle büyük bir çoğunluğu daha doğrusu esas geçim kaynağı hayvancılık. Ve 3600 kadar da küçük başçımız var toplamda ülkemizde. Peki yeterli mi bu sayı? Şimdi, çünkü pek çok bazen basına yansıyor, her geçen gün düşüyor hayvan üretimi. Evet. Bu da ileride sorun ve sıkıntıya sebep olacaktır. Evet. İthal etmek zorunda kalacağız tarzında. Bazen basına yansıyor. Yeterli mi şu anda? Evet, şunu ne görüyorsunuz? İki başlıkta ben ifade edeyim. Şimdi bir tabii ülkemizdeki hayvansal üretimde büyükbaşı ele alalım. Şimdi büyükbaş hayvan sayımız bizim 68 bin, 69 bin civarı. Bu sayı bizim ülkemizdeki şu andaki süt üretimi için neredeyse hemen hemen iki katı. Yani bizim tükettiğimiz sütün iki katı bir üretim yapıyor inekçilik sektörü. Yani 150 milyon litre civarında bir süt üretimimiz var. Ancak biz bu sütün yarısını kullanabiliyoruz. Gerek içme sütü gerekse işte süt ürünleri şeklinde. Tabii süt kurumu topladığı yaklaşık 5 bin ya da 5 milyon litrelik bir de küçükbaş sütü var. Buyla beraber işte hellimdir, yoğurttur ya da diğer peynir çeşitleridir. İç piyasa için üretiliyor ve tüketimi sağlanıyor ülkemizde. Geriye kalan 150'lik miktarı ise yurt dışına pazarlanıyor. Bunlar işte Türkiye ve 3. Dünya ülkeleri dediğimiz körfez ülkelerini kapsıyor. Ve dolayısıyla süt üretiminde herhangi bir sıkıntımız söz konusu yok inek sütü bağlamında. Evet. Ama hellim bağlamında, hellim tescilliğine göre küçük baş sütünün daha kaliteli, daha beğenilen, daha %51 olması lazım. Tescil tam geçtiği zaman %51 olması lazım küçük baş sütünün. Bugün küçük baş sütünün varlığı bizim ülkemizde maalesef düşük. Yani bu verimliliği artırmamız gerekir ve küçük baş sütünü daha fazla toplamamız gerekir. Ve daha fazla sofralarımıza gelmesi gerekir. Burada bir eksikliğimiz var. Yine et bağlamına baktığımız zaman büyük başta ette bir sıkıntımız yok. Yalnız kaliteli etleri var. Yani bonfiledir, biftektir, bu tarz kaliteli etlerde zaman zaman sıkıntılar oluyor tabii ülkemizde. Esas konu küçük baş. Sen biz toplum olarak özellikle kebap alışkanlığımız var ve küçük baş tüketmeyi de seviyoruz.
Şimdi 10 yıl evvelki istatistiklere baktığımız zaman ben hayvan sayısına bakıyorum. Yani biraz azalma var mı? Var. 20 yıl öncesine baktığımız zaman hemen hemen aynı hayvan sayımız. Ama şu anda toplumumuz büyüyor. Nüfusumuz gitgide artıyor. Artıyor. Dün açıklanan nüfus rakamları vardı biliyorsunuz. Yani bir 20 yıl önceki nüfus rakamına bakıyoruz ve bir de şu andaki nüfus rakamlarına bakıyoruz. Bir de aynı zamanda bu ülkede yaşayan öğrenciler var, turistler var, turizm gelişti. Yani hayvan sayımız bizim şu anda hemen hemen değişmemiş gibi ama nüfus hemen hemen Arttı. iki kat hatta diğerine Üç göre üç kat daha katı. turistlerle beraber arttı gözüküyor. Bu Verilen anlamda. istatistiklere göre. Evet, bu Ve anlamda. dolayısıyla et arzında baktığında bir daralma olması gerekir. Ama bir şekilde şu anda yani kendi kendimizi idame ettiriyoruz. Çeşitli yollarla çok ifade etmedim buranın olduğunu. Ama ilerisi için tabii bir tehlike bizi bekliyor. Özellikle bu noktalarda ki üretimlere daha fazla desteklememiz gerekir. Özellikle küçük başı çok daha ön plana çıkarmamız gerekir. Hem sütünden dolayı, sütün çünkü son çıktısı hellimdir. Daha kaliteli hellim yapabilmek için, daha iyi pazarlar bulabilmek için mutlaka hellimi ön plana çıkarmak için küçük baş sütünü artırmamız gerekir. İkincisi de dediğim gibi yıllardır sayıları hemen hemen aynı olan, zaman zaman düşen küçük başında hayvan varlığına artırmamız gerekir, verimliliği artırmamız gerekir ki toplumumuzun özellikle talep ettiği kaliteli ete ulaşabilmesi bağlamında. Yani bu konularda ciddi sıkıntılarımız tabii mevcut. Bunları geliştirmemiz gerekir. Peki devlet tarımsal destek politikaları devletin veya gençlerin önünü açıyor mu? Yani biraz önce de konuştuk. Dediniz ki aslında tarımla uğraşanlar özellikle Narince'de dönüp arkama Evet. baktığımda 60 ve üzeri diyorsunuz. Pek genç yok Evet, diyorsunuz. yani bütün sektörlerde hemen hemen aynı oluyor aslında tarımın baktığımızda. Hayvancılıkta da herhalde. Hayvancılıkta da aynı ve ilginç toplumsal da noktalara değinelim. Konusu olan toplum ve ailedir. Şimdi son zamanlarda birkaç seminer yaptık özellikle büyükbaş üssüne. Çiftlikleri gezdik ve sosyal yapıya da bakmaya çalıştık bir. Yani bir gidiyoruz bakıyoruz bir kişi, iki kişi uğraşıyor. Yanında üç tane, dört tane adam örnek olarak bir hayvancılık faaliyeti yapmaya çalışıyorlar. Ve soruyoruz arkadan gelen biri var mı? Bizim çocuklar var ama bu işleri sevmiyorlar, beğenmiyorlar. X yere girmişler, orada çalışıyorlar ya da asgari ücretten başka bir yerde çalışıyorlar. Tabii gerekçelere baktığınız zaman gerçekten gece gündüz içinde olması gereken bir üretim hayvancılık. İkincisi diğer taraftan temiz bir iş değil. Yani işin biterken de sen gidip sosyal bir ortama giremiyorsun. Mutlaka evden geçmen lazım, üstünü değiştirmen lazım, banyonu yapıp gitmen gerekir. Ve Üstelik diğer taraftan da tatili ilginç yok. bir nokta. Bir tanesi şöyle ifade etti hayvancılardan bir tanesi. Vallahi bizim oğlana dedik birkaç tane kız dedik isteyelim. Fakat hayvancılık yaptığı için oğlumuz bize kız vermediler. Ve çocuk da gitti başka bir iş buldu. Başka bir iş Anladım. bulmak. Yani toplumun da bakış açısı aslında hayvancılığa. Yani çok da iyi bir noktada değil. Tabii bunun içerisinde ciddi şekilde refah seviyesini artırabilse kişiler, örneğin manırasına gitseler, orada iyi şekilde yönetimini yapabilseler ve iyi bir şekilde de kazanç elde edebilseler toplumun bakışı biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama şu andaki durum biraz daha sosyal boyuttan budur. Ha, gençlerimiz şu anda çok da tarım yapma heveslisi maalesef değil. Çünkü annesine bakıyor, babasına bakıyor. Yıllardır bu işlerin içinde olan kişiler eziliyorlar. Elde avuçta olanı da sen yatırım olarak tekrar tarıma gömüyorlar. Gömüyorlar diyorum çünkü geleceği belli olmuyor Doğru. tarımsal yapılan işlerin. Ve dolayısıyla çok da mantıklı gelmiyor. Bir de zamanın büyük bir çoğunluğu bu işlere geçiyor. Yani sosyal hayat olarak geriye kalan bir şey de olmuyor. Ve dolayısıyla gençlerimizi çekebilmemiz için daha ciddi gençlerin önünü açıcı destekler vermemiz gerekir. Bunun yanında gençlere artı imkanlar sağlamamız gerekir gelecekleri açısından ki X bir yerde işleyeceğine gelip de kendi işinde ya da annesinin babasının kurduğu işte işleyebilsin ve daha fazla üretim yapabilsin ülkemizde. Çünkü eğer üretmezsek bu ülkede herhangi bir kıymeti yoktur. Çünkü geçmişte gördük, çok geçmişte de değil, yakın zamanlarda paramız olmasına rağmen raflarda bazı ürünleri bu ülkeye getiremedik. Boş kaldı raflarımız. Ve dolayısıyla kendi damak zevkimize, damak tadımıza uygun olan ürünleri mutlaka ülkemizde yetiştirmemiz gerekir. Çünkü tarım aynı zamanda ne diyoruz biz? Stratejik bir de sektördür aynı zamanda. Sen 12 bin tane kayıtlı üreticinin olması da bu stratejik sektör olduğunun belirtisidir. Çünkü nedir? 74'ten sonra ve daha sonraki dönem, önceki dönemlerde insanların yaşadığı bazı kıtlıklar vardı. Bunu bilerek herkes bir üretim yapma peşinde aslında. Bir de insanın ve toplumun temelinde toprak vardır, üretim vardır.
Bu bağlamda da biraz daha şekillendirebilirsek, özellikle tarımsal üretimimizi, özellikle gençler bağlamında ve ilkokullara da özellikle tarım derslerinin mutlaka artık birebir girmesi gerekir, ekoloji derslerinin girmesi gerekir. Çünkü biz üretimi, özellikle tarımı küçük yaştan sevdirebilirsek insanlarımıza, çocuklarımıza, o kadar bizim için çok daha iyi olur, çok daha iyi yerlere gelebiliriz üretim bağlamında. Ben hep şey derim, tabii ben demem bunu, kitaplar söyler. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Evet, kesinlikle. Ve dediğiniz gibi tarım ve hayvancılığın üretim zaten bir toplumun üretebileceği en önemli konulardan biridir. Yani hizmet sektörü bir yerden sonra tıkar. Mutlaka evet, tarım ve hayvancılık gerekir. Ama çok ciddi, ülkemizde çok ciddi bir sorun var demek ki. Gençlerimiz bu konuda pek fazla gerek sosyal evet, çevresinden aldığı tepkilerle, sosyal boyuttan dolayı veya dediğiniz gibi arsaların bölünmesinden dolayı, tarım arazilerinin bölünmesinden dolayı sorun yaşıyorlar. Halbuki ülkemizde işsizlik had safhada. Evet. İşsiziz diyoruz. Özellikle gençler işsiz diyor. Ama hali hazırda bu üretime pek fazla katkı koyamıyorlar. Bu anlamda devletin bir şekilde insanları buna yönlendirmesi lazım. Evet. Aileleri, toplumu buna yönlendirmesi lazım ki devamı gelebilsin. Gençlik gelecekte hem iş bulabilsin hem üretim gerçekten olsun. Yapabilsin. Ne güzel ki sütü satabiliyoruz. Tabii küçük bir ülke olmamız, küçük mal olmamızın da çok büyük bir etkisi var. Keşke hemen hemen her ürünü ihraç edebilsek. Evet. En azından daha fazla gelir geleceği için insanlar bu konuda daha fazla katkı koyabilecek. Gençlerimizin önü açılacak. Ben gidip işte karın tokluğuna ya da karnım tok doymayacaksa neden bu kadar ezileyim? Evet. Başka bir iş yapayım, asgari ücretle çalışayım diyebiliyorlar. Demek ki bir şekilde dediğiniz gibi devletin bu konuda çok ciddi politikalar geliştirilmesi. Kesinlikle. Tabii bizim tavsiyelerimizin bir tanesi, biraz evvel bahsettiğimiz gibi, ben özellikle bizim arazilerimiz parçalı, üretimimiz parçalı, küçük. Bunları ekonomik döngü şeklinde dönüştürebilmek için güç birliği yapmak lazım. Bunun için de biz kooperatifçiliği öneriyoruz. Eğer kooperatifler kurulabilirse ya da belli kümelenmeler yapılabilirse bazı konularda bu insanlar daha rahat şekilde hareket edebilecekler. Çünkü en büyük sorunların bir tanesi ülkemizde maalesef aracılar. Her yerde telaffuzu yapılan gibi aracılardır. Yani biz üretiyoruz. Bir ile masraf yapıyoruz, bir ile masraf yapıyoruz. Üretici bunu 1 liraya satıyor, aracı 2 liraya satıyor, marketçi de üstüne 50 kuruş koruyor, tüketiciye yansıması 2,5 lira. Evet. Birken 2,5 oluyor. Bazı ürünlerde birken 5 lira oluyor aslında. Evet. Ama esas bütün emeği koyan, bütün girdileri koyan üretici. Ve bu konulardaki aracıları direkt kaldırıp kooperatifleşerek özellikle mukayeseli ürünlerde ya da rekabet edebilir ürünlerde bu gruplamaları yapmamız gerekir. Hem ihraç ürünleri için hem de iş piyasası için ki insanlar gönül rahatlığına çalışabilsinler. Çünkü üreticilerle görüştüğümüz zaman en fazla şikayet ettikleri noktalardan bir tanesi şudur. Biz üretiyoruz. Ama tüccar geliyor alıyor alıyoruz. Ya da aracı gelip alıyor. Kamyonda giderken arkadan bakıyoruz ve ürünümüzün kaç para ettiğini ancak 15 gün sonra, 1 ay sonra bilebiliyoruz. Satıldıktan sonra bilebiliyoruz. Evet. Yani bu tabii belirsizlik de evet, çok önemli bir noktadır. Tabii. Çünkü üretici ne planlama yapabilir ne programlama yapabilir. Tabii planlama, programlama tarım için en önemli noktalardan bir tanesidir. Çünkü zaman zaman bakıyoruz. Mesela bu mevsimlerde herkes karpuz ekiyor şu anda. Herkes domates ekiyor. Ama aynı zamanda ekiyorlar ve aynı zamanda çıkacak. Ve dolayısıyla aynı zamanda çıktığı takdirde üretici istediği kazancı elde edemeyecek. Çünkü büyük bir şekilde marketlere ya da raflara o ürünlerin girmesi gerekecek. Aynı zamanda üretim yapıldığı için de isterseniz fiyatlar düşecek. Dolayısıyla üretici de istediği kazancı elde edemeyecek. Belki de bundan dolayı işinden de vazgeçecek. Yani bu planlamalar önemli. Yani herkesin her an her şey etmesi değil, planlı programlı etmesi gerekir. Peki bunun için ne gerekir? Yani ne yapılabilir? Şimdi bunun, devletin nasıl bir katkı koyması şimdi gerekir veya konuda, odaların? Bu konuda en önemli noktadan bir tanesi bir kayıt sistemi olması lazım. Şimdi bizim entegre kayıt sistemi, daha doğrusu entegre tarım bilgi sistemi dediğimiz bir sistemin kurulması gerekir. Yani yıllardır bu konuda çalışmaları var. Fakat nihayet sonuca maalesef ulaşılmadı. Yani bütün üreticiler bir program altında birleşecek, bir ekran altında ve politikalardan beraber, gerekse desteklerle beraber, gerekse arazilerdeki
ürünlerin uyum kabiliyetiyle beraber bunlar programlanacak. Ve denilecek ki bugün bu bölgedeki üreticiler bu kadar dönümlük işte patates ekecekler. Gelecek hafta X yerdeki üreticiler atıyorum domates ekecekler. Bir hafta sonra da diğer köydeki üretici şunu ekecek. Yani bunun yapılması gerekir. Sonuçta ülkemizdeki tüketilen tarımsal ürünlerin miktarları 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yurt dışından gelenler de bellidir. Yani istatistiklere baktığımız zaman, alt alta koyduğumuz zaman potansiyellerimiz bellidir bizim. Yani bunların oluşabileceği bir mekanizmanın oluşması gerekir. Bu da entegre tarım bilgi sistemlerinin oluşmasıyla olur. Tabii bu konularda çalışmalar vardır. Mesela 2016-2018 Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik mali işbirliği protokolünün içerisinde vardı. Maalesef gerçekleşmedi. Şimdi yeni protokolün içerisinde olacak kısmetse. Bu gerçekleşirse politikalar üretilmeleri daha kolay olacak. Hareket edebilme kabiliyetlerimiz daha kolay olacak bu noktalarda. Bunların yapılması gerekir. Çünkü bizim kaynaklarımız kıt. Özellikle suyumuz kıt. Arazilerimiz de çok büyük arazilerimiz yok. Evet, onlar da her geçen gün kayboluyor. Evet, Türkiye'den evet. Su geldi. Bu su tarım alanında kullanılmıyor. Ancak içme alanında kullanılıyor, öyle mi? Evet, yani Türkiye'den gelen su şu anda 75 milyon metreküp su geldi. Herkesin bildiği gibi. Bunun yarısı tarımda kullanılacağı ifade edilirdi. Yarısı da içme ve kullanma olarak. Tarımsal suyun temeli geçtiğimiz Aralık'ta atıldı. 500 günlük bir süre verildi. Yani projenin bitmesiyle ilgili olarak 500 günlük bir süre verildi. Tabii bugün baktığımızda 3 aylık bir süre geçti. Yani 90 günlük bir süre geçti. 410 günlük bir süre kaldı. Tabii orada açılışın yapıldığı gün EJ firmanın ifade ettiği bir nokta vardı. Biz bu projeyi 1 yılda da bitirebiliriz diye. Bu şekilde de altı çizildi. Yani süreç çok hızlı şekilde devam ediyor. Zaman daralıyor. Tabii kazılarla ilgili geçen gün bir bilgiye sorduk. Dedik ne kadar kazdınız acaba? Tabii kazı biraz yavaş gittiğini öğrendik. Yani 10 metre günlük bir kazım olduğunu, tünel kazısı için kazıldığını öğrendik. Şimdi Türkiye'den gelen su Güzelyalı'ya ulaştı. Güzelyalı'dan denize dökülüyor. Ve Mesire Yavaş'tan gidebilmesi için 5.7 kilometrelik bir tane tünel açılması gerekirdi. Ve tünelin açılması Aralık ayı itibariyle başladı. Fakat süreç çok yavaş ilerliyor. Yani herhalde bu dediğimiz zaman dilimi biraz uzayacak gibi gözüküyor. Görünüyor. Tabii evet. Yetkilileri gerekli zamanda gerekli açılmayı herhalde yapacaklar bu konuda. Evet, bu da tabii. Ama tabii bu suyun Güzelyurt Ovası'na varması demek, işin bittiği demek değildir. Evet. Çünkü Güzelyurt Ovası'nın da yeniden dizayn edilmesi gerekir. Sulama sistemlerinin yeniden kurulması gerekir. Üreticinin tekrardan yeniden yapılması gerekir şu bağlamda. Şu anda kullanılan özellikle bahçelerdeki damla sulama sistemleri ya da bahçelerdeki boruların çapları olsun, aynı zamanda sağlamlıkları olsun, bunların yine yeni teknolojiye uyumlu olmaması noktaları var. Bunların yeniden elden geçirilmesi gerekir hızlı bir şekilde. Bu da bir süreçtir. Bu konuda da tabii hızlı bir adım atılması gerekir. Şu anda öyle bir şey de maalesef yok. Söz konusu değil. Yani her şey yoluna giderse işte dediğim gibi 410 gün sonra bu su varacak. Vardığında da tekrardan bir yapılanma gerekecek. Onun için bunu hızlı bir şekilde dizayn etmemiz gerekir. Evet. Dediniz ki tarım eğitiminin ülkemizde daha ciddi boyutta yapılması gerekir ki gençlerimiz hani bu işsiz dediğimiz evet. Ve gelecekte daha da işsiz olacağını öngördüğümüz gençlerimize en azından bir iş imkanı, ekmek parası kazanabilme evet. İmkanı ve toplumun da bir yönde üretim konusunda desteklemesi durumu söz konusu olacak. Peki tarım derslerinin var olduğunu biliyorum özellikle ortaokulda. Evet. Ama öngörümüz yeterli olduğu... Tabii seçmeli daha fazla yapılıyor ortaokullarda. Tabii biz bunu ilkokul düzeyine indirmek istiyoruz. Tabii ilgili bakanlıkla da, Milli Eğitim Bakanlığı'nda birkaç görüşmemiz oldu bu konularda. Bazı işbirliklerimiz de olacak ilerleyen günlerde. Şimdi ilkokullarda yapıldığı takdirde çocuklar direkt hayata başlarkenden, adım atarkenden toprak sevgisini, bir şey yetiştirme sevgisini öğrenecekler. Çok bu alanda önemlidir. Evet. Şimdi biz yerli ürünler haftası düzenliyoruz zaman zaman. Özellikle Sanayi Odası'yla beraber, Gıda Mühendisliği Odası, Ziraat Mühendisliği Odası'yla beraber bir etkinlik yapıyoruz. Ve bizim etkinliklerimiz genelde işte sağlıklı gıdayı anlatabilmek çocuklara. Bunun yanında da her gittiğimiz okulda mutlaka biz ya yer müsaitse bir zeytin falan dikiyoruz, herhangi bir ağaç dikiyoruz ve çocukların sevincini görüyoruz orada. Evet. Ya da birer
fide hediye ediyoruz genlerine. Domates fidesi, patlıcan fidesi. O şekilde. Evlerine götürsünler, yetiştirsinler. Ve çocuklar çok mutlu oluyorlar. Evet. Ama belli bir yaştan sonra, siz bu fideyi de verseniz çok da mutlu olmuyor insanlar. Çünkü temelden yapmak lazım çok bunu. Çok güzel. Temelden yapmak lazım. Ağaç yaşken eğilir. Evet. Atasözünü hemen bire uyuyor. Benim hemen aklıma şey geldi. Aynı yaştayız da Mehmet Bey aşağı yukarı. Evet. İlkokuldayken bizi götürüp Boğaz korulukları Yakoşa. Diktiydik evet, 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 evet. Orada çok hiç unutmuyorum o günü. Bir doğaya bir katkı koymanın vermiş olduğu güzel bir huzur vardı. Şu anda çok fazla bu tarz etkinlikler yapılmıyor. Bildiğim kadarıyla ama Eğitim Bakanımız Sayın Cemal Bey çok meraklıdır bu konulara. Eminim çok hoş yaklaşmıştır sizin projelerinize. Projelerimiz var, onları da bahsedeceğim size. Şimdi tabii çok güzel ifade ettiniz. İlkokul 5 idik, hatırlıyorum ben de. Gittik ve yeni Girne Yolu dediğimiz yer, şu andaki mevcut Girne Yolu'ndaki, özellikle sol taraftaki korulukların ekmesinde büyük katkımız oldu. Evet, hatırlıyorum ben de orada. Ve o devirlerde tabii her geçimde ben kafamı çevirip bakardım. Yani ektiğimiz yerlere bakardım. Ve şu anda büyüyorlar. Evet. Bu güzel bir duygu tabii. Evet. Şimdi güldüm neye gördüm? Yerli ürünler haftasında tabii istenen okullara da zaman zaman gidip özellikle tarım derslerini anlatıyoruz böyle seminer şeklinde. Ve faaliyetler yapıyoruz. Bir okula gittik, isim vermeyelim. Dedik yarın onlara fidan dikeceğiz. Gittik dedik şu alan uygundur. Zeytin dikilebilir bu alana. Dedik çukuru kazabilirsiniz dedik. Yarın sabahtan gelelim. Bir organizasyon olan bunu anlatarak dikelim. Tamam dediler. Sabahtan gittik fakat çukurlar kazılmamıştı. Dedik öğrenciler var mı? Dedik yardımcı olsunlar bize. Öğrencilere kesinlikle herhangi bir çapa ya da kürek tutmalarına izin verilmedi. Çünkü bazı aileler sorun çıkartmışlar geçmişte. Belki yani, yani bu bilincin ailelerin biraz kazanması lazım. Yani her okulda bu olmadı ama bir okulda bunu rastladık. Yani böyle durumlar da söz konusu artık. Onun için küçük yaşta eğer o anneler babalar da bu şekildeki bir eğitimden geçitselerdi eminim ki çocuklarına da izin vereceklerdi. Ya da ters bir durum söz konusu olmayacaktı. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilgili bir çalışmamız olacak önümüzdeki günlerde. Olay da şu. Şimdi Ziraat Mühendisliği olarak bir proje yaptık biz. Ülkemizdeki balık tüketiminin artırılması. Şimdi su ürünleri mühendisleri de Ziraat Mühendisliğine bağlı bizim odamızın içerisinde dediler. Ve güzel bir proje yaptık. Kırsal kalkınma kapsamında bir yıla süren, bir yıllık süreçte bir proje yaptık. Ve bu proje içerisinde özellikle ülkemizde noksan olan balık tüketiminin nasıl artıracağımızı ifade etmeye çalıştık. Ki yapılan çalışmalarda, yaptığımız anketlerde özellikle 7 kilo civarı bir balık tüketimi olduğunu öğrendik ülkemizde. Yani düşük bir üretim. Bir ada ülkesiyiz. Fakat herhangi bir kültüre yapımız yok. Yani daha fazla herhangi bir etkinlikte biz ne yapıyoruz? Kebap yapıyoruz. Ya da bir piknikte ne yapıyoruz? Kebap yapıyoruz. Evlerde hafta sonları yine kebaplar yapılıyor. Balık tüketimiyle ilgili. Kırmızı et üstüne daha fazla yoğunlaşıyoruz. Balık tüketimi noksan. Tabii sağlıklı toplumlar içinde özellikle balık tüketiminin önemli olduğunu gördük, araştırdık. Ve Aralık ayında büyük bir çalıştay yaptık bu konuda. Tabii çok paydaşlı bir çalıştay. Şimdi biz tabii ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri arkadaşlarımızla beraber düşündük. Dedik tabii toplumu ilgilendiren ve sağlığı ilgilendiren noktalar var içerisinde. Beslenmeyi ilgilendiren noktalar var. Tabii bu paydaşlar içerisinde kimler olması lazım? İşte diyetisyenler olması lazım. Tabipler Birliği'nin olması lazım. Üniversitelerin olması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuklar için özellikle ilgi öğretim dairesinin olması lazım. Bu şekilde bir çalışta yaptık. Sonuçlar şu anda elimizdedir. Tabii daha yayınlamadık. Sonuçlar yayınlanmasıyla beraber özellikle çıktı olarak okullara ders materyalleri vereceğiz. Sizlere vereceğiz. Ki en azından verilen her materyal evlere de gelecek. Verilere de gelecek. Yani bir bilinç oluşturmak gerekir bu konularda. Çok doğru. Ve eğitim çünkü, bilinç tabii, eğitim, için çok önemli. Eğitim bilinç oluşturması gerekir. Yani bu da özellikle ilkokul öğrencileri için en önemli noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Evet. Gelecek nesiller açısından. Kesinlikle. Evet Mehmet Bey, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Rica ederiz. Konuşmamız gereken konuların daha yarısını bile konuşamadık. İlerleyen haftalarda yine konuğumuz olursanız çok seviniriz. Tabii, sevine sevine her zaman için. Çok sağ olun. Evet sevgili Yeni Bakış Gazetesi web izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey'e de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok yediğimiz, içtiğimiz, hep diyoruz mutluluk
Mutluluğumuzun temeli aile önce sonra toplum ve en önemli şey aslında mutluluğumuzun ve huzurumuzun en önemli şeyi sağlık. Ve bu da yediklerimiz, içtiklerimizden başlıyor. Doğal olarak çok önemli ve bunlarla ilgili aydınlanmaya, bilgi edinmeye, öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Ve bir sonraki programlarda yine Mehmet Bey bizi bu konularda aydınlatmaya devam edecek. Herkese iyi günler dilerim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Arkadaşlar merhaba, şimdi size birkaç soru soracağım. Hiçbirinizin bu sorulardan haberi yok. Verdiğiniz cevaplar sonucunda size bir video izleteceğim ve videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi alacağım. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hazırım. Hazırım, başlayabiliriz. Başlayalım. Adın ne? Taylan. Mutlu. Kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeği yedin mi? Evet, yedim. Ne yedin? Tavuk, yoğurt, patates, domates, salata. Akşam ne yemeği düşünüyorsun? Çiğ köfte. Akşam kuru fasulye pilav yemeği düşünüyorum. Günde kaç öğün yemek yiyorsun Yunus? 3, bazen 4'ü de bulabiliyor. 2 ya da 3. Kaç saattir yemek yemiyorsun, yani en son ne zaman yemek yedin? 4 saat. En son sanırım 1 saat, 1,5 saat önce yedim. Peki en çok sevdiğin yemek hangisi? Şu an en çok istediğim künefe. Mantı. Annenle baban hayattalar mı Yunus? Hayattalar, elhamdülillah. Elhamdülillah, sağlar. Rahat bir yaşama sahip misiniz? Yani sokağa çıktığınızda rahatlıkla dolaşabiliyor musunuz? Yani hiçbir problem yaşamıyorum. Son derece rahatım. Elhamdülillah, dolaşıyorum sokakta rahat rahat. Peki gerçekleşmesini istediğin bir şey söyleyebilir misin hayatınla alakalı? Yani üniversiteyi bitirdikten sonra belki hani bu kadar çabalamışken hani iyi bir iş olabilir belki. Kendi hayatımda 4 yıllık lisans programını bitirmek. Türkiye'yi gezmek, böyle farklı görmediğim şehirlere gitmek. Yani oranın tarihi yerlerine gezinmek, bakmak, öğrenmek tarih açısından. Yani çocuklarımın büyüyerek, daha yetişkin bir hale gelerek onların evlat sahibi olmalarını görmek isterim. Ayakkabı alırken markasına bakar mısın? Bakarım. Genellikle bakarım ama çok hoşuma giderse alırım. Şu ismi Çamu. شنو متريقة متغدية متعشية احكي احكي شو طعم ذاك ماما اليوم؟ طيب شو بدك تاكل اليوم بالليل؟ جبل مخبوطة ورز والله يا عمو عم ناكل من نهار وجه وحدة ادي ادي صلحنا عتلك
الرجوع والأولاد اللي هون جاعد. في عالم ماتت من الجوع، في عالم نامت مع فائد، في عالم نامت بدون ما تاكل، في عالم صلك مع كلام. طيب قل لي شو جاي عبالك أنت؟ شو عبالك؟ نابوش أمي كانت على الطرق نزل القذيفة وطبت ورعت. ضربت الطيارة هون الصواب أبي فيها أشوفه. أتمنى بس أركب أطراف بشرية، أتمنى هذا الأتمنى تأكل لحالي ولا أن تشل على حدا. هل شفت من أختك؟ بنت خالتي. Şükretmiyoruz. Yani ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Biz kendi geleceğimizi düşünerek yanlış mı yapıyoruz? Yanlış yapıyoruz. İzlerken ilk şunu düşündüm. Dedim ki ne kadar böyle bir hayatta böyle bir kalitelerimiz var. Yani böyle bir seviyelerimiz var. Şöyle olmalı, böyle olmalı. Şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Bizim cevaplarımızla arada dağlar kadar fark var. Çocukların verdiği cevaplar hakikaten yürek burkan bir cinsten. Kendimizi sadece onları gördüğümüzü anlayabiliyoruz. Günlük hayatta bu dikkatimizi bile çekmiyor. Yani bizim karnımız tok. Tok olduğu için mesela az önce verdiğim cevap künefeydi. Ama iki gündür yemek yemeyen çocuk var ve ekmek yemek istiyor. Çok rahatmış gibi yaşayabiliyoruz ama orada o kadar mazlum yemek yiyemezken biz rahat evimizde köfte patates dedim biraz önce. Ve benim için parçalandı bunu izlerken. Bu çocuklar orada açken, babasızken, kimi çocuklar işte bir yemeği isterken, bazısı kolum olmasını isterim diyor. Biz elimiz için, kolumuz için veya herhangi bir şeyimiz için hiç şükretmedik belki de. Ama insan hiç bunları görmedi veya bunlara kulaklarını tıkadığı için bu tarz şeylere hep büyük şeyler istiyor. Yani okul, hani hep böyle büyük amaçlarımız var. Okulumuz şöyle olsun, okul bittikten sonra böyle bir hayatımız olsun. Veya yemeklerimizi seçerken, ayakkabımızı seçerken, kıyafetlerimizi seçerken, belki konuştuğumuz insanları bile seçerken, yani çok çok böyle şey yapıyoruz, dikkat ediyoruz ama onların seçecekleri bir şeyleri yok yani. Hani yemek böyle alternatifleri yok yani. Yani ne kadar az şükrediyorsunuz işte, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz tarzında ayetler geldi aklıma. Gerçekten sahip olduğumuz nimetlere çok az şükrettiğimizi düşünüyorum. Az önce aldığımız nefesin bile belki şükrünü gün içerisinde milyonlarca kez alıyoruz ama hiçbirini hani düşünmüyoruz. O nefesin, aldığımız nefesin şükrünü eda etmiyoruz. Hakikaten yürek burkan bir cinsten. Unutuyoruz yani. Birçok nimette sahibiz ama unutuyoruz. Daha çoğunu istiyoruz, daha çoğunu istiyoruz. Gerçekten çok az şükrediyoruz yani. Belki yemeği bitirdikten sonra alışkanlık olarak hani Bismillah'la başlayıp Elhamdülillah'la bitiriyoruz ama işte ne kadar şükrüne eda etmiş oluyoruz, o da ayrı bir soru işareti yani. Bilmiyorum, diyecek bir şey var. Aynen, sözün bittiği yer. Bize bedava gelen bu şeylere şükretmedik. Şükürler olsun Allah'ım. Çocukların bu durumda olma sebeplerinden birisi bizim ümmet olamayışımız. Ümmet olamadığımız için bu çocuklar bu durumdalar. Ben öyle bir pay çıkartıyorum kendime. Gerçekten zekat verememek, işte onların üzerlerindeki kıyafetler, o kızın telliği mesela. Hani ümmet olsak gerçekten yardım edebiliriz.